Uzun bir tatil döneminin ardından yeniden okullara başlayan öğrenciler için uzmanlardan beslenme uyarısı geldi. Özellikle ilkokul çağında sağlıklı beslenmenin büyük önem taşıdığını söyleyen uzmanlar, beslenme alışkanlıklarının da bu dönemde kazanıldığına dikkat çektiler. Bilindiği gibi okullar açıldı. Okul zili çalmaya başladı çocuklarımız için. Çocukluk çağı beslenmesi çok önemli bir konu ve bu dönem çocuklarda beslenme alışkanlığının kazandırıldığı bir dönem. Bu dönemde çocuklarımıza sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırabilmek adına en öncelikli yapacağımız şey kahvaltı alışkanlığı. Evde kahvaltı yapmayan çocuklar için olmazsa olmaz beslenme çantası. Kahvaltı etmeleri çok önemli. Tabii ki tercihimiz evde yapılacak bir kahvaltı ama evde kahvaltı yapamayan, kahvaltısını yetiştiremeyen çocuklar için de en önemli ayrıntı beslenme çantası. Beslenme çantası hazırlarken de tabii ki dikkat etmemiz gereken belli başlı hususlar var. Peki bir beslenme çantasında neler olmalı, nelere dikkat edilmeli? Göndereceğiniz, evden hazırladığınız tam buğdaylı sandviç ekmeklerin arasına peynir koyaraktan, yanına ayran ya da sütle beraber bir sandviç menüsü yapılabilir. Ya da tam buğday unuyla yaptığınız kekler, içine kuru yemişler ve kuru meyveler koyaraktan hazırladığınız keklerle birlikte bir bardak süt bizim için bir kahvaltı menüsünü oluşturabilir ama tabii ki tercihimiz yumurta, peynir, zeytin, ekmek ve sütten oluşan bir kahvaltıdır. Simit de beslenme çantasındaki yerini alabilir ama okul kantinlerinde maalesef sağlıksız gıdalara erişim söz konusu. Yağlı tostlar ya da poğaçalar, börekler, simit gibi. Simit tercih edilebilir. Hani simit çok yasak ya da yanlış bir tercih olmaz. Ancak simitin yanında içecekleri bir bardak ayran ya da bir bardak süt bizim için çok önemli. Okullarda verilen kahvaltılara aileler dikkat etmeli. Okullarda eğer kahvaltı veriliyorsa da orada mutlaka veliler denetlemeli. Beslenme listeleri diyetisyen kontrolünden hazırlanıyor mu? Ne yiyecekler veriliyor? Kızartmalar çok fazla var mı? Çikolata gibi, bisküvi gibi sağlıksız atıştırmalıklar var mı? Bu konuda biraz denetleyici olmak gerekiyor. Ara öğünler için sağlıklı atıştırmalıklar tercih edilmeli. Eğer ara öğün verilmiyorsa okulda yanında çocuğunuzun gene beslenme çantasında kuru yemişler, kuru meyveler, taze meyveler, süt, ayran, yoğurt. Gerçi yoğurt biraz daha riskli olabilir çünkü bozulma ihtimali var sıcakta. Onun dışında evde yapacağınız sağlıklı atıştırmalıklar olabilir. Mesela kuru meyve ile çerezle birlikte yapacağınız meyve topları olabilir. Öğrencilerin en sevdiği yiyeceklerden olan çikolatada alternatifler üretilebilir. Bir çocuğun çikolata yemesini engelleyemezsiniz. Öyle bir isteği varsa ama kantinden ulaşacağı bu şekilde sağlıksız çikolatalar, gofretler yerine bitter çikolata tercih edebilir çocuğunuz. Kendileri çikolatalarını yapabilirler. Örneğin Hindistan cevizi yağıyla ya da bu şekilde donabilen başka yağ gruplarıyla yapacakları kakao yağı olabilir. Şekersiz kakao, pekmez, kuru yemişleri karıştıraraktan bunları dondurup kendileri çikolatalarını hazırlayabilirler.